Çok özel bir film. İlki zaten milleti gülmekten kırmıştı, geçirmişti. İkincisinde daha iddialı geliyorlar. Neler söyleyeceksiniz size böyle? Masum'u tebrik ediyorum, kutluyorum. Mütevazı bir ailenin çocuğu. Çıkacaksınız, geleceksiniz ve Türkiye'de bir sanatta da, kültürde de, mizahta da bir marka olacaksınız. Ben de destek vermek istedim. Sıfırdan gelen bir mücadele. Aynı zamanda bir siyasi olarak da bir ders aldım. Ve Mahsun'u gerçek parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettim. Ne gibi dersler çıkardık efendim? Ya şöyle orada, şöyle. Bir kere Süleyman Demirel vardı, hiç hatırlamazsınız. Bülent Ecevit vardı. Onlara mesela Levent Kırcı özellikle ağır eleştirirdi. Zaman zaman Uygur kardeşler, Necat Uygur aklıma geliyor, birçok sanatçı onlarla ilgili espriler yapardı ama onlar o esprileri hoşgörüyle karşılardı. Eskiden hiciv vardı değil mi? Evet, şimdi son yıllarda bunu biraz kaybettik. Burada da Masum'una dokunuyor. Mesela orada benim bir sahnede özellikle şey yapmamı istedi, yani bulunmamı istedi. Ben hemen Ankara'dan 450 kilometre atladım, geldim. Bir sanatçıyı kırmadım, bir sanatçıya destek vermek istedim ve ben de bu filmde bulundum. Onun için de keyifliyim. Tabii buna bir başlangıç diyebilir miyiz? Çünkü yok, gerçekten fragmanı bile çok beğendim. Diyemeyiz bir başlangıç çünkü herkes kendi işini yapmalı. Sanat sanatını yapmalı, tarihse. Türkiye'de kim neyi biliyorsa onu yapması lazım. Ama ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe başkanıyım, il başkanıyım, milletvekiliyim, belediye başkanıyım, tekrar milletvekiliyim. Herkes kendi görevini yapmalı ama siyaset adamları da sanatçılara yardımcı olmalı, sanatın ve kültürün önünü açmalı. Benim burada bulunmamın nedeni sanatın ve kültürün açmak, bir alın teri ve emeğe ufacık da bir katkım olduysa ne mutlu bana. Efendim, ama sanatçılar belediye başkanı olabiliyor. Neden siyasiler oyuncu olamaz? Yok, siyasiler oyuncu olabilir. Bunda bir engel yok. Benim tarzım değil. Siz başka bir şey. Başka bu şekilde olan siyasi arkadaşlarımız var. Mesela Sırrı Süreyya Önder başkanımız sanatçıydı. Geldi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkan Vekilimiz. Gene Erdal Bey aynı şekilde. Geçmişte ben milletvekili olduğum dönemde Sayın Fatma Girik vardı. Kesinlikle. Belediye başkanlığı yaptı. Sanat siyaset el ele beraber. Yani. Efendim, mevzu illegal hayatlarken mecliste yıllardır meclistesiniz. Hiç böyle illegal bir şeye denk geldiniz mi mecliste? Şöyle mecliste buna benzer konular çok olmaz. Çünkü meclis açıktır, şeffaftır ve nettir. Esprileri yapılabilir. Zaman zaman rakipler birbirlerine serzenişte bulunabilir. Ama orada bir saygı ve sevgi ölçüsü var. Benim oradaki hayat felsefem şudur. Bugün iktidarda bulunanlar yarın muhalefette olacağını düşünmeli ve muhalefete ona göre davranmalı. Biz de bugün muhalefette bulunanlar yarın iktidar olduğumuz zaman nasıl davranmamız gerekiyorsa iktidara da öyle davranmamız lazım. Yani eleştiri, öz eleştiri tamam ama onun hepsini kaliteli yapmak lazım, eğitici yapmak lazım. Mesela bir sorun var, bir problem var. Siz o problemin çözüm önerisini beraber sunmazsanız siz de o problem bir parça sayılırsınız. Ben genellikle sorun değil çözüm üreten bir arkadaşınızım. Sevgili Mahsun'a tekrar başarılar diliyorum. Son soru sorabilir miyim başkanım? Bu çocuklarla ilgili. Biliyorsunuz özel hastanelerde çocuklarımızın vahşice katledildiği ortaya çıktı. Ve sonra Sağlık Bakanı da işin içine dahil oldu. Çok enteresan detaylar çıktı. Takip edebiliyor musunuz? Bilmiyorum yani ama. Yani çok üzgünüm. Bir siyasi olarak bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz meclis araştırması açılması için bir önerge verdik. Bütün siyasi partiler bu önergemizi kabul edildi. Ve bunlar çok detaylı bir şekilde araştırılması lazım. Çocuk ve para, çocuk ve cinayet en son duymamız gereken laflar. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi beni gerçekten alabildiğini özmüştür. Daha güzel günlerde daha güzel şeyler konuşuruz. Hadi yavrum, görüşmek üzere. Sağ olun.